üniversite macerası sona erince işteki ilk rolüm satış koordinatörü oldu. Ve sabah ofise gidiyordum, şöyle bakacak, yapacak bir şey yok zaten. Diyordum antrenman 11'de falan başlıyor, antrenmana yetişin bari. Antrenmana yetişiyorduk. Öğleden sonra bir maça gidiyorduk. Genç takım maçı oluyordu, yıldız takım maçı oluyordu. Sonra geliyordum, ofisin ışıklarını kapatıyordum ama tasarruf adına. Yani dükkanı kapatıp eve gidiyorduk ama arada ne yapıyordum? Pek bir şey yapmıyordum. Satışlar da iyi gidiyordu zaten. Yapacak da bir rolüm yoktu. Sonra bir gün Murat Bey fark etmiş herhalde. Beni çağırdı. Sen ne yapıyorsun dedi. Dedim efendim bir iş bulursam onu yapıyorum dedi. Pek bir şey yapmıyorsun galiba değil mi dedi. Evet dedim, aslına bakarsanız hiçbir şey yapmıyorum. Ben de senden zaten şikayetçiyim dedi. Bir şey yaptığını da düşünmüyorum. Bir faydan da yok şirkete dedi. Ne olacak bir iş böyle dedi. Biz seni dedi tepeden böyle havalı bir işe koyduk dedi. Başarılı olmadın iş dedi. Hatta o zaman çok önemli bir nokta vardı, milenyum denen. 2000 yılı geliyordu. Dedi sen benim dedi milenyum kadromda yoksun. Eyvah. Üzüldüm de aileye katkıda bulunamamak, yani bir değer yaratamamak iyi bir şey değil. Dedim efendim bana uygun bir iş verirseniz dedim ben kendimi ispat etmek istiyorum. E laflı olmuyor dedi öyle. Yani kendini göstermen lazım. Yeni bir ürün müdürümüz var dedi. Kendisi yabancıydı, Alman. Benim de Almancam iyiydi. Ben dedi bu da bir şey yapamıyor dedi. Sen de ona asistan ol bakalım, ikiniz belki bir şey yaparsınız dedi. İlk defa değil aslında, danışmanlarımız oldu ama Topkapı'da İstanbul'da ilk defa fabrikada uzun dönemli istihdam olarak bir yabancı çalışıyordu. Farklı kültürden ve farklı ortamdan gelen birisi. Hem bünye pek kabul etmemişti hem de arkadaşının adaptasyonda problemi vardı. 2 sene çalıştık ama gerçekten sıkı çalıştık kendisiyle beraber. Kendisinden çok şey öğrendim. Gerçekten deneyim önemli dedim ya. Yurt dışından gelmiş olması, farklı bir kültürde olması bana bazı şeyleri de sorgulamaya vesile oldu. Olaylara bakışım değişti. Farklı iş yapma kültüründe kendime bazı şeyler adapte ettiğimi, özellikle Alman ekolünün disiplininde düşünürseniz, bazı disiplinlerini orada çalışma azmimi ve çalışma disiplinini orada kazandığımı da düşünüyorum. Biz cumartesileri 5-6'ya kadar normal çalışıyorduk. Bu hassas detay çalışmanın çok faydasını gördüm. Daha önceki yıllardaki tecrübelerim, birikim, bu çalışma azmi ve disipliniyle 3 sene sonra oluşan bir boşlukta, pozisyonda bana ülkenin 50 yıllık bir markanın o zaman satış şirketinin genel müdürlüğünü yapmak nasip oldu. İşte 2000 yılında Murat Bey'in Millennium kadrosunu bayağı bir terleyerek, hak ederek girmiş olabildim. Satışın genel müdürlüğünde, Atlas Genel Müdürlüğü'nde 3 sene kaldım. Çok güzel, kuvvetli bir ekibim vardı. Onlarla beraber, onların desteğiyle beraber 50 senelik markanın satışlarında %50'lik bir artış yakaladık. Önemli bir hamle ve atılım yılı oldu bizim için. Altyapı, yatırımlar, tesislerdeki kapasite artışı, bir de pazarlama politikalarındaki değişim, işte bu 3 sene içerisinde %50'lik bir büyümeyi getirmiş oldu.